Yeni bir macayla yine beraberiz. 14 işlem 38-47, 24 işlem 30-63, 34 işlem 24-80, 44 işlem 20 kaç eşittir? Bu macamızı dikkatlice incelediğimizde burada 14-24-34-44 şeklinde ilerlemiş. Burada 38-30'a azalmış sonra 24'e 20'ye. Sonuçlar belli miktar büyüklük var, küçüklük var. Şöyle baktığımız zaman ilk bileşene A, ikinciye B. 14 ile 38'i toplayacak olursak yani 14 artı 38 oradan topladığımızda 52 buluyoruz. Buradan fazla. Şu ikinciye baktığımız zaman 24 ile 30'u topladığımızda buradan ise 54 buluyoruz. Bu değerler arasında baksın 52, 47'den küçük 63, 54 arasındaki biri büyük biri küçük. Buradan bir sonuca gidemeyiz. Acaba ilk bileşenin iki katını alsak yani 2 çarpı 14 desek 2 çarpı 14 28 eder. 47 ile 28 arasındaki farka bakalım. Buradan da 19 sonucumuz. 19 ile 38 arasında bir bağıntı var. Acaba diğer tarafta bu mümkün mü? Ona bakalım. Yani 2 ile 24'ü çarparsak 48. 63'ten 48'i çıkaracak olursak buradan da 15 bulduk. 15 ile 30 arasında 19 ile 38 yarısı kadar. Buradan onu gördük. Yani demek ki ilk bileşenin iki katını diğerisi ise yarısını almak işimize gelecek. Yani 2 çarpı A artı B bölü 2 bizim kuralımız olabilir. İlk için hemen yazıyorum. 2 çarpı 14 artı 38 bölü 2. Burası 28 etti. 38'i 2'ye bölersek 19 toplayacak olursak buradan 47 buluruz. ilkini sağlar. İkinci için bakalım. 2 çarpı 24 artı 30 bölü 2. 2 ile 24'ü çarparsak 48. 30'un yarısı 15. Toplayacak olursak buradan da 63 buluruz. ikinciyi sağlar. Üçüncü için bakalım. 2 çarpı 34. Kuraldan gelen 2. Artı ve birleştirilmiş 24 bölü 2. Çarpacak olursak burası 68 yaptı. Yarısı 12 yaptı. Toplarsak buradan evet 80 bulduk. Üçüncü de sağladı. Yani birinci, ikinci ve üçüncü sağlandığı için bizim bu kuralımız doğrudur. Artık bu kuralı en son işlemde uygulayacağız. 2 çarpı 44 artı 20 bölü 2. 2 ile 44'ü çarparsak 88 yapar. 20'nin yarısı 10'dur. Buradan biz 98 sonucu buluruz ki 98 bulmacamızın doğru yanıtıdır.